Merhaba sevgili Restoran TV izleyicileri. Evet, bugün yine zirvedeki restoranlarda zirveden bir restoran ve tabii ki zirvedeki bir şefimiz var. Şef yardımcımız var. İki Yaka Restoran Kafe'den şefimiz Sayın Abdullah Bozkurt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Ve merhaba. Şef yardımcımız Sayın Nurettin Alhami. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi öncelikle şefimizi bir tanımak istiyoruz. Merhabalar. Ben Abdullah Bozkurt. İstanbul İki Yaka'nın şefiyim. Üsküdar'da kafede çalışıyorum. 35 yaşındayım. 20 yıla yakındır bu mesleği yapıyorum. Gördüğünüz gibi size burada yemek yapacağız kısmet olursa. Harika, ellerinize sağlık. Şimdi 20 yıla yakın dediniz. Evet. Demek ki asistanınızdan daha küçük bir yaşta mı başladınız ben bu işe? Ben 14 yaşında bu işe başladım. 14 yaşında başladım. Baba mesleğim benim. Baba mesleğim kebapçı. Ufaklığından beri bize ilk önce kebabı öğretti. Ondan sonra açılmaya başladık. Dünya mutfağına başladık. Çok şükür buralara kadar geldik. Ve dünya mutfağı evet, şefi evet. olarak devam ediyorsunuz evet. değil mi? Evet. Peki sevgili Nurettin Alhami. Suriyeliyiz değil mi? Aynen, Suriyeliyim. Peki burada mı başladınız bu işe, gönül koydunuz? Burada başladım, Türkiye'de başladım. Geldiğimden beri başladım bu işe. 4 seneye yakın oluyor. 4 yıl oldu. Aynen, 4 yıl oldu. Şefimizle ne kadardır birliktesiniz? 3 yıldır. 3 yıldır. Aynen. O zaman siz yetiştiriyorsunuz. Yani benim yanımda yetişti zaten. Sağ olsun çok efendi bir arkadaşım. Kendisi de asistanım olur. Sağ kolumdur benim. Yani benim öğrendiklerimin hemen hepsine sahip olacak kapasiteye sahip şu an. Maşallah. Evet. Maşallah. Bir dünya mutfağı şefi daha evet. yetişiyor i̇nşallah, işte. İnşallah. Şefimiz sayesinde. İnşallah. Evet, bugün bize, izleyicilerimize hazırlayacağınız menüde neler var? Ben şimdi şöyle yardımcı olayım size. İlk önce kanatımız var, ızgarada pişirdiğimiz. İsmini yabancı olarak Beefall Chicken Mix diye geçer. Acılı kanat diye geçer çoğu yerde. Bizim menümüzde Beefall Mix diye geçer. Acı sosu vardır. Sos kaynamaya başlar. Bunu ilave ederiz. Ondan sonra arasına patates koyarız. Sunuma sunarız. Birazdan kısmet olursa onu sunacağız. Mushroom steaksimiz var. Mushroom tavuktan. Steaks. Mushroom steaks. O da bonfile soslu, mantar soslu, biberli, zerdeçallı özel bir sosumuz. Bonfileden yaptığımız yine aynı şekilde Meksika stick dediğimiz acı soslu, mantarlı bir sosumuz var. Tekrar onu sunacağız. Burada da quesadillas diye adlandırdığımız, şöyle lavaşın arasına yapmış olduğumuz, kendi özel ekmeği, tortellini ekmeği diye geçiyor. Çedar kaşarlı, çok güzel kızartılıyor tavada. Sunuyoruz onu tekrar yanında işte yeşilliğiyle falan. Köri sosluğumuz var tekrar. Aynı mushroom steaks olarak kullandığımız tekrar etimiz, antrikot etimiz var tekrar. Kısmet olursa bu 5 yemeği sunacağız. Hadi başlayalım o Peki, zaman. Bismillah. Bir yandan da sohbetimiz Ocağımızı devam etsin. Ocağımızı açalım bir zahmet. Beefall Mix, Chicken Beefall Mix'imizi yapacağız. Şimdi sosumuzu, o sosumuzun içinde ne var siz bize hemen söyleyelim. Söyleyecek misiniz? Bizim onda domates. Domatesden yaptığımız. Domatesi ilk önce soyuyoruz. Ondan sonra rendeliyoruz onu. Onun içine çeşitli baharatlar katarak çok hafif fesleğen sosla beraber kremayla beraber onu bir 40 dakika kadar kaynatıyoruz. Bir gün önceden yapılıp dinlenmesi gerekiyor ve özel acı soslar katarak çok acı bir sos olarak bunu veriyoruz. Salça tadı gelmez çünkü salçadan yapılmadığı için çok lezzetli bir sostur. Biraz acıdır yiyen insanlar, biraz acıyı seven Şöyle insanlar. Şöyle kulaklardan çıkıyor mu çıkıyor, acı? Çıkıyor, çıkıyor. İnşallah yediğimiz zaman zaten gözüküyor. Çıkacak diyorsunuz. İçinde fesleğen sos da var dediniz değil İçinde mi? İçinde fesleğen var. Bildiğimiz fesleğeni alıyoruz biz. Taze fesleğeni. Onu bir gün ayçiçek yağı değil de zeytinyağında bir gün bekletiyoruz onu. Bir gün bekledikten sonra bildiğimiz çam fıstığıyla beraber, sarımsakla beraber onu blenderde çekiyoruz. Çam fıstığı ve sarımsakla birlikte blenderde çekiliyor. Çam fıstığı ve sarımsak zeytinyağıyla beraber çekiyoruz. Şöyle söyleyeyim. 1 kilo fesleğeni 250 gram çam fıstığı. 5 tane sarımsak, çok az olmak üzere de zeytinyağı. Onları beraber çektikten sonra kendimiz elde ediyoruz fesleğenimizi. Harika. Hazır mı bu? Hazır.
Evet. Sizden bir tabak rica edeceğim ben. Seve seve, seve seve, büyük bir keyifle, çünkü yiyecek olan benim. Bir kaşık bir de çatal rica etsem. Tabii, sen. Hemen şöyle. Patatesimizi restorantımızda sunduğumuz gibi yapacağız bu sefer. Hı hı. Tabii bu sizin isteğinize göre patates koyarsınız, koymazsınız. O sizin isteğinize göre, ama biz iş yerinde yaptıklarımıza bu şekilde patates koyuyoruz. Pişmiş domates, biber koyuyoruz. Evet. Pişmiş domates, biber koymadığımız için. Ayrıca yanına yoğurt kullanıyoruz biz onu. Çok acı olduğu için. Acısını alabilme amacı. Gel şimdi. Evet. Dizebilir misin? Gerçekten yoğurt da yakışır. Yoğurt zaten bunun acısını almasını sallıyor. Acısını alması için biz böyle bir uygulama gördük. Olur, gerçekten de olur. Çok da yakışır. Çok güzel bir koku var. Yediğiniz zaman çok daha güzel olacak. Bu herhalde sosundan kaynaklanan sosundan. Bir koku değil evet, mi? Evet, sosundan. Sosu acı olduğu için. Buyurun. Peki. Bu da sizin yemeğiniz hazır. Afiyet olsun. Evet. Birinci... Chicken Wolf Beefall Mix. Hazır. Acılı kanat diye adlandırdığımız hazır. Afiyet olsun bu. Evet. Hemen bunun tadına bakacağız. Şimdi ikinci lezzetimize İkinci lezzetimize geçiyoruz. Geçelim. O zaman yine ikinci lezzet olarak yani. Size quesadillas yapalım. Quesadillas. Evet. Hmm. Tavamızı alalım bu tarafa. Evet, biraz da iki yakadan bahsedelim mi? Tabii ki. Ben şöyle ekmeğini vereyim yemeğimin. Onu kızartsın. Hı-hı. Şunun altını aç, bu kızarsın. Ondan sonra yemeğimizi verelim. İki yaka İstanbul Kafe. Şu an Üsküdar'ın tam sahil kenarında çok güzel bir yer. 600-700 kişilik kapasiteye sahip olan bir yer. Günübirlik neredeyse 450-500 tane müşteri karşılayabildiğimiz bir kapasiteye sahip. Çok yüksek. 60 tane elemanımız var, çalışan arkadaşlarımız var. Evet, şimdi arzu ederseniz burada quesadillas yapacağız. Evet, tabağımızı vereyim mi sonra? Şöyle yapalım tabağımıza. Evet. İlk önce tortellin ekmeği dediğimiz bir ekmek. Quesadillas ekmeği diye de geçiyor dünya mutfağında. Şimdi etimizi koyacağız, hazırlamış olduğumuz. Antrikot etinden yapmış olduğumuz biberli, mix biberli, kendine ait baharatlarıyla beraber hazırladığımız bir etimiz var. Şimdi etimizi ilk önce ekmeğimizin arasına koyduk. Yani neler yaşadığımı, ne büyük acılar çektiğimi biz görebiliyorsunuz değil mi? Biz azdan dindireceğiz inşallah. Çok kısa bir süre sonra. Biz o acıları dindireceğiz. Şimdi ilk önce etimizi ekmeğimizin arasına koyduk. Ekmek dediğimiz quesadillas ekmeği, ama biz buna şimdi lavaş diyelim. Lavaş diyelim ki bizi izleyecek arkadaşlarımız da bunda sıkıntı yaşamış. Şimdi biz bunu katladık. Bunu şefimize vereceğiz. Bunu tavada bize kızartıp geri verecek. Evet, kafemizden bahsediyorduk. Evet. 500-600 kişi ağırlıyoruz dediniz. Evet. Oldukça yüksek kapasite. Biz 250 ve 300 tane kahvaltı veriyoruz. Cumartesi, pazar 600'e tekabül ediyor. Günü, cumartesi, pazar sadece geçerli olan sayımız bu. Hafta içine vurduğumuz zaman bizim hafta boyunca 700-800-900'ü bulan bir kahvaltı sayımız var. Bizim şu anki Üsküdar'daki hedefimiz... İki yakadaki hedefimiz kahvaltıyı haftalık 1500'e çıkarmak. Biz onu hedefliyoruz. Ya. Biz şöyle de bir şey söyleyeyim. Mümkün olduğu kadar biz organik olmak üzere peynirimizi, tereyağımızı, kaşarlarımızı biz hep köyden getiriyoruz. Bizim Altınoluk'tan reçellerimiz, Türk kahvaltı şeylerimiz geliyor. Evet, özel teşekkür ediyorum şefim. Şimdi quesadillasımız geldi. Biz quesadillasımızı aldık buraya. Şöyle bir maşamızla beraber ilk önce tabağımızı süsleyelim. Tabağımızın görselini verelim. Müzik
Biz bu yemeğimizi de size sunduk. Afiyet olsun diyerek of, buyurun. Aman ya Rabbim muhteşem. Gerçekten muhteşem. Bu kadar güzel bir şey olamaz diyorum. Hemen bunu da yanıma alıyorum. Bunların hepsi benim. Hepsi benim. Tamam. Evet, şimdi hangisine geçiyoruz? Şimdilik bu sefer bir tane köri soslu tavuğumuza geçelim biz. Hadi geçelim. Çok severim köri soslu. Köri soslu tavuğumuza geçelim. Bizim köri soslu tavuğumuzun böyle bir özelliği var. Biz köri soslularda zerdeçal kullanıyoruz. Hmm. Bu bizim farkımız ama. Biz özellikle çok az olmak üzere zerdeçal atıyoruz ki körünün basık tadını öldürmek için. Basık tadını öldürünce çok hafif bir yemeğe geçiyor. Doğru. Yiyen kişilerde de rahatsızlık vermiyor. Tavamızı alalım buraya. Doğru, evet. Gerçekten öyle. Çünkü bazen köri çok ağır olduğunda hakikaten midede biraz ufak tefek böyle... Ekşimeye yol açabiliyor. Ekşimeye yol açıyor. Evet. Bu arada burada eğitim... Aşçılar Federasyonu'nda. Aşçılar Federasyonu'nda. Evet. Dinleyebilir miyiz? Aşçılar Federasyonu'nda ben de üye olarak görev alıyorum. Sen bir tabak rica edeyim. Buyurun. Aşçılar Federasyonu'nda üyeyim. Teşekkür ederim. Aşçılar Federasyonu'nda üye olduğum için kartını mecburen taşımak ve bütün aşçılık belgelerimi de Aşçılar Federasyonu'ndan aldım. Evet. Şu an kayıtlarda bir Türkiye vatandaşı olarak Aşçılar Federasyonu'na kayıtlı iyi ustalardan biri olarak gözüküyorum. İnşallah devamını getiririz. Amin diyoruz, daim olsun diyoruz. Şöyle, ne kadar da güzel. Bizim şu an size sunmuş olduğumuz... Evet. Köri soslu tavuk. Yalnız şunun böyle bir eksiği var. Biz bunun yanına bir Amerikan salatası daha koymuş olsak çok daha lezzetli olurdu. Yakışır diyorsun. Çok daha yakışırdı. Biz onun yerine böyle ekmeğinden koyuyoruz. Tamam. Tekrar bir tutamımızı koyuyoruz ve size iade ediyoruz. Evet. Afiyet olsun. İşte bu da köri soslu tavuğumuzdu. Köri soslu tavuğumuz da hazır. Şimdi sırada. Şimdi sırada ne Meksika var? Meksika steak'imizi yapalım. Hadi Meksika steak'imizi yapalım bakalım. Bildiğimiz bonfile etimiz. Hı hı. Bu bizim bonfile etimiz. Çok yumuşak bir ettir. Çoğu insan bonfileyi tavsiye eder. Ben ise antrikotu tavsiye ediyorum. Bonfile yumuşaktır ama antrikot her zaman daha lezzetli bir ettir. Öyle mi? Evet. Hı? Meksika steak dediğimiz bir sosumuz var bizim. Mantar. Barbekü sos kullanıyoruz bunda. Krema kullanıyoruz ve acı sos kullanıyoruz biz bunda. Baharatlandırıyoruz biz bunu. Biraz acı oluyor ama etin üstüne çok yakışıp ve eti bir yenebilecek şekilde getirebiliyor, lezzetlendirebiliyor. Çok fazla koymuyoruz. Eti de öldürmesin. Evet. Et et gibi kalsın. Evet. Etlerimizi alalım. Sizden de bir tabak alalım. Tabii. Peki, et nasıl pişmeli sizce? Doğru pişimi nasıl olmalı? Hani kimimiz çok pişsin, çok pişsin deriz. Kimimiz yansın, yanacak gibi pişsin çok deriz. Çok güzel bir soru sordunuz. Şu görmüş olduğunuz elimdeki bonfile. Ben size pişme sürüsünü söyleyeceğim. Siz artık ne demek istediğimi inşallah anlayacaksınız. Ondan tamam. Eminim. Ben bu bonfileyi 4,5 dakika pişirdim. 4,5 dakika? 4,5 dakika. Pişer mi 4,5 dakika? 4,5 dakikada ben bunu ızgarada pişirdim. Çoğu insanlar bunu tavada pişiriyor. Bunun 2 dakika bu tarafını kızarttım, 2 dakikada bu tarafını kızarttım kızarttığım zaman. Bir gün marinada beklediği için ve bunu pişirdikten sonra ben bir kaba aldım. İlk önce üstüne streç çektim. Sonra yağlı kağıtla bağladım. Üstüne bir folyo çektim. Etimin içinin fazla kurumamasını sallayabilmek için. Şu an ortalama etimin görüntüsü burada. Çok güzel. Evet, gerçekten. Hangi kameradayız? Burada. Hemen şöyle gösterelim. Şöyle evet. De göstereyim. Evet. Yani bir bonfile etin ne kadar çok pişirirseniz o et hem kurur hem sertleşir. Yes. Şimdi bizim özel sosumuz. Meksika sosumuz. Meksika diye adlandırdığımız mantar sosumuz. Mantar sosu. Meksika. Evet. Evet. Buyurun.
Ben artık zaten dayanamıyorum. Yavaş yavaş, yavaş şöyle yavaş böyle. Şöyle bir kekiğimizi attık. Evet. Sonra da kimyonumuzu. Kimyon da yakışıyor ete. Kimyon değil çok mi? Yakışıyor ete. Et ve evet. Çorbalarda kimyonu her zaman tavsiye etmişimdir. Kimyonun da hazmettirici özelliği var değil var. Mi? O yüzden var. Kullanılıyor belki de değil mi? Ve insan yedikçe yiyebiliyor. Değil mi? Evet. Şimdi biz mushroom steaks yapacağız size tekrar. Evet. Tavuktan, tavuk bonfileden. Tavuk bonfileden mushroom steaks. Evet. Tamam. Şimdi ona geçiyoruz. Bundan da iki tane ısıtalım. Biz şimdi ilk önce chicken mushroom yaptık, tavuktan yaptığımız. Onun da ismi chicken mushroom. Hı hı. Aynısından chicken sticks'imiz var tekrar et olarak, evet. Antrikot etinden. Onu da inşallah size yapacağız birazdan. Evet. Onun ısınmasını bekliyoruz. Şefim tavamızı alalım mı onu? Bir tavamızı sudan geçirelim. Öbür tavamızı ısıtalım biraz. Tavuk bonfileden yapmış olduğumuz chicken mushroom sticks. Şimdi bunun sosunda neler vardı? Bunun sosunda mantar, hı hı. ve mix biberlerimiz, hı hı. kivi, pardon çok affedersin, kimyon, zerdeçal, körü, hı hı. sebzeli çeşni ve karabiber. Ve krema. Şimdi sosların vazgeçilmezi, olmazsa olmazı krema. Krema. Onu öğrendik. Evet. Mantar da öyle ama bunu, değil mi? Mantar da et lazım. Soslarında kullanılabiliyor. Mantar genelde. Neredeyse bizim sektörümüzde şu an hemen hemen çok önder kullanılan ürünlerden biri oldu. Evet. Dünya mutfağı veya Meksika mutfaklarında şu an çok yoğunluklu bu ürün. Şöyle iade edeyim evet. size onu. Evet. Chicken mushroom steaks. Hazır. Tavuk bonfile adlandırdığımız üstünde mantar sosu. Evet. O da şimdi hazır. Şimdi sizden... Bir yemeğimiz kaldı. Biz size bir tane daha sunum yapacağız. Evet. Antrikot etimizden aynı. Mushroom steaks diye adlandırdığımız et yemeği bu da. Hı hı. İkisinin arasındaki farkı sadece, göreceğiz değil mi? Sadece et ve tavuk. Tavuk sevenler tavuk veriyoruz. Et sevene et veriyoruz. Şöyle tekrar iki tane. Tekrar etin kendi suyundan biraz koyalım ki... Hem kurumasın hem de yumuşak kalsın. Evet. Biz bu eti önceden pişirdikten sonra hemen sardık ki kendi suyunu bırakmasın, özelliğini kaybetmesin. Hı-hı. Tekrar buraya koyalım. Hı-hı. Buyurun. Bu da bizim antrikot dediğimiz. Ben bir tabak daha alacağım. Evet. Hemen bir Siz tabak daha getiriyorum peki. size. Antrikot etimizi koyduk buraya. Onun üstüne de tekrar aynı mantarlı, mix biberli, karışık biber dediğimiz zerdeçallı, körülü, kimyonlu bir sosumuz. Bu da mushroom steaks diye bizim kendi mutfaklarımızda mushroom steaks, Türkçe dilinde de soslu bonfile veya antrikot diye adlandırılıyor. Peki... Abdullah şefimizin evet. kendine has da bir lezzeti var mı? Evet. Evet. Böyle kendine has birçok lezzeti var. Birçok lezzeti. Birçok. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bu güzel lezzetler için. Estağfurullah. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel lezzetler için ellerinize sağlık çok diyoruz. Emeğinize sağlık diyoruz. Teşekkür ve ederim. Tabii ki afiyet sizler olsun. De bu güzel lezzetleri evimizde yapabiliriz ama yapamadığımız takdirde de iki yaka kafe restorana mutlaka bekleriz. Mutlaka bekleriz tabii ki. Evet. Çok teşekkürler biz tekrar teşekkür hoş geldiniz. Ederim. Sefalar getirdiniz sağ programımıza. Sağ olunuz. Evet sevgili Restoran TV izleyicileri, gördüğünüz gibi zirvedeki restoranlarda zirvedeki bir şefimizi ve restoran kafemizi ağırladık. Hoşça kalın.